Sayın Bakan, değerli bürokratlar, hepiniz hoş geldiniz. Yine son derece halı sağ kadrosu bir erkek yoğunluğuyla buraya gelmişsiniz. Her sene bu fikri takibi yapmaya çalışıyoruz ama sizin bakanlığınızda bu fikri takip bir hayli zor olacak. Çünkü ben vekil olduğumdan beri iki kere bakanlığın mahiyeti, dört keredir ki sizin yerinizde oturan insan değişti. Ama söylenen uyarılar, yapılan eleştiriler, sizin tarafınızdan, oturduğunuz koltuktan yapılan vaatler hiçbir zaman değişmedi. O yüzden bu söyleyeceklerimi, çiçeği bunun da bir bakan olarak, kişisel olarak algılamamanızı, 22 yıllık patron iktidarına yönelik konuştuğumu bilmenizi isterim. Üç başlıkta konuşacağım ben size. Çalışamadığımızı, çalışırken neden dövüldüğümüzü, öldürüldüğümüzü ve insanlık dışı şartlarda çalıştığımızı, çalışmayı başarıp emekli olmayı becerirsek nasıl açlıkla burun buruna kaldığımızı anlatacağım. Çalışamıyoruz biz Sayın Bakan bu ülkede. İşsizlikten çok sayıda arkadaşım bahsetti. Bakın, geniş tanımlı işsizliğin 8 milyona vurduğu bir koltukta oturuyorsunuz siz şu anda. Ülkedeki nüfusun %23'ünün neredeyse ki erkeklerde %17, gençlerde yine %17, kadınlara baktığımızda %30'a vuran bir işsizlikle karşı karşıyayız. Üstelik çalışan kadınların %32'si kayıt dışı çalışıyor. Yani bu ülkede çalışmaya çalışan kadınların yalnızca 1/3'ü iş bulabilirken, o 1/3'e girecek kadar şanslı olan kadınların da 1/3'ü yine kayıt dışı bir şekilde çalıştırılıyor. Kadın, bakın geçen sene de bunu söyledim. Başka bir bakan oturuyordu burada. Neden? Çünkü biz kadınların asli işin evde oturup çocuk bakmak olduğunu sanan bir rejim tarafından yönetiliyoruz. Ve kamu kreşi açılmıyor. Bilimsel, nitelikli, eğitimsiz, ücretsiz kreşler açılmıyor. Çocuğu sanki bu ülkede kadınlar tek başına yapıyor, erkekler dışarıda çalışıyor. Çocukların tek bakım yükümü kadınların üstüne atılıyor. Ve bu konuda bir arpa boyu yol ilerlemememiz için elinden geleni yapan bir iktidarla yönetiliyoruz. Şimdi eminim söz aldığınızda bana ne kadar teşvik verdiğinizi vesaire anlatacaksınız. Benim asıl sormak istediğim soru şu Sayın Bakan. Geçen seneden bu seneye kaç kamu dairesinde, kaç devlet dairesinde açmakla yükümlü olan ve buna rağmen açmayan kaç özel şirkette kreş açılmıştır ve buna yönelik denetlemeler yapılmıştır? Çalıştığımız kısmına gelelim. Oldu da diyelim ki iş bulduk. Biz nasıl çalışıyoruz bu ülkede? Ne şartlarda çalışıyoruz biz bu ülkede? En iyi senaryoda asgari ücretle çalışıyoruz. Ya bir ülkede çalışan insanların %50'si asgari ücretle çalışır mı arkadaşlar? Bir ülkede çalışan insanların yarısının asgari ücretle çalıştığı bir ülkede bir çalışma bakanı ben işimi yapıyorum diyebilir mi? Avrupa Birliği'ne baktığınızda bu oran %4 civarında, daha da vahimi. Başka konuşmacılar söyledi. Bugün herhangi bir niteliği olmayan bir işte asgari ücretle çalışmanızla avukat çıkmanız, mühendis çıkmanız, doktor çıkmanız arasında neredeyse bir fark bırakılmadı. Az önce bakın paylaştılar. 3 katından 2 katına kadar inmiş durumda. Ve asgari ücret 11.400 diye mutlu oluyorsunuz, mutlu olmamızı bekliyorsunuz. Ya açlık sınırı 13.000 bu ülkede arkadaşlar. 13.000. Sağlıklı bir şekilde 4 kişilik bir ailenin yemek yemesi için 13.000 lira gerekiyor. Üstüne hadi kira fatura da ödeyeyim, ben evde yaşamam gerekiyor çünkü çoluğum çocuğum var, 44.000'e çıkıyor. Yani şu anda bu ülkede 3 insan, aynı evde oturan 3 insan asgari ücretle çalışsa o hane hala yoksul bile değil. Böyle bir ülkede bakanlık yapıyorsunuz ne yazık ki. Dediğim gibi güvencesiz çalışıyoruz. Ortalama çalışma sürelerinde dünya birincisiyiz. Bu ülkede çalışan insanların %75'i, dikkatinize sunuyorum, %75'i yasal çalışma sürelerinin üstünde çalıştırılıyor. Ve biz ölüyoruz. Bunlar şanslı olanlar. Geçen sene de söyledim bunu. Bu ülkede bir sınıf kırım yaşanıyor. Göz göre göre patronperver cemiyeti gibi görev yapan bir saray rejimi yüzünden bir sınıf kırım yaşanıyor bu ülkede. Geçen sene konuştuğumda her gün 6 işçi ölüyor diyordum. Bu sene de konuşuyorum. Sadece ilk 9 ayda her gün 5 insan öldü bu ülkede. Çalışırken öldü. Denetlenmediği için öldü. Sizin halefiniz burada 2 yıl önce bir cümle kurdu. Benim canım çok yanmıştı. Hala yanıyor. Dedi ki iş cinayetlerinin %98'i önlenebilir cinayetlerdir. Ve soruyorum, aradan bir sene geçti. Siz bu sene işlenen 1409 iş cinayetinin %98'ini neden engellemediniz? Nihayet bu sene itibariyle sunumunuza baktım, iş güvenliği uzmanlarından bahsetmişsiniz. 600'müş bu rakam, 900'e çıkmış. 2 sene içerisinde 300 iş müfettişi daha görevlendirilmiş. 3000 yerde denetim yapmakla övünüyor bu kitapçığı hazırlayan insanlar. Bu ülkede 2 milyon iş yeri var. 2 milyon arkadaşlar. Son 2 senede aldığınız iş müfettişi sayısı 300. Son 2 senede saray rejiminin aldığı polis sayısı 30.000. 30.000. O yüzden bu ülkede insanlar ölüyor. Ve bir şey daha söyleyeyim. Bu ölen insanların, son 9 ayda ölen insanların 23'ü 14 yaş altı çocuk ya.
Her ay bu ülkede 2 tane 14 yaş altı çocuk sanayilerde, fabrikalarda, atölyelerde öldürülüyor. Bu yüzden öldürülüyor. İş müfettişi istihdam etmediğiniz için, denetim yapmadığınız için öldürülüyor. Sayın Kabil'in ilave bir dakika süre vereceğim. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Hızla toparlayın. Bunları düzenlemek için sendikalaşalım diyoruz. Sendikalaşamıyoruz ya. Mümkün değil. Olmuyor böyle bir şey. Çünkü bunun da önünü kesiyor. Mevcut rejim kesiyor bakın arkadaşlar. Örnek vereyim. Sputnik hepimizin gözü önünde. Sendikalaştılar. TGS yetki aldı. Gitti, yetki itirazında bulundu. İşten attı. 70 gündür bakın. Bir onlarca gazeteci kapıda. Agrobay ben bizzat gittim. Soruyorum buradan AKP'li milletvekillerine, MHP'li İzmir milletvekillerine. 50-60 derece sıcakta çalıştırılan kadınlar tarım sene iş üye oldular diye işten atıldılar. Bir direniş başlattılar. Yetmedi, tanıştım ya. Ayten var, Behice var. Görseniz o kadınları, o özveriyle çalışanları. Polis müdahalesinde Ayten'in ayak parmağını kırdılar mesela, biliyor musunuz? Bu şartlarda çalışıyor insanlar bu ülkede ve sendikalaşamıyoruz. Emekli olmaya başarsak başımıza neler geldiğini arkadaşlar anlattı, sürem yok. Ama sanıyorum şununla bitirmem gerekiyor. Ben bu bütçe görüşmelerinde genelde şu yapılsın, bu yapılsın, şu yapılsın, bu yapılsın diye bitiriyorum. Ama bunu yapmak anlamsız Sayın Bakan. 30 saniyede toparlayacağım Sayın Başkan. Tamam, 30 saniye içinde toparlayacağım. Sizden artık kişisel olarak söylemiyorum, tekrar ediyorum. Herhangi bir taleple gelmenin bir anlamı yok. Çünkü sizler tarafsınız. Ben nasıl ki bu ülkenin işçi sınıfından, emeğiyle, alın teriyle çalışan insanlarından tarafsam, siz de patronların tarafındaki bir rejimin bakanısınız. O yüzden ben size şunu yapın, bunu yapın diyemem. Benim bu saatten sonra yapmam gereken tek şey, işçilerin canını hiçe sayan, bu ülkedeki emekçilere zerre önem vermeyen ve yalnızca ve sadece patronlara çalışan bu rejimden kurtulmak olabilir. O rejimin atadığı bakanlardan bir şey beklemek beyhudedir diyorum. Teşekkür ediyorum. AKP iktidarı döneminde geçmiş iktidarlara göre 10 kat daha fazla zarara uğratıldığı tespit edilen Sosyal Güvenlik Kurumu'nun özerk bir yapısı olduğunu hepimiz biliyoruz. Fakat son 12. Kalkınma Planı'nda bu özerk yapının bozulmasına ilişkin bir takım adımlar atılacağı belirtiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu özerk bir kurum olmasına rağmen sağlık market uygulaması adı altında kamusal mal halımına yönelik bir entegre sistem oluşturulmak isteniyor. Bu da mevcut durumda yaşanan yolsuzluk ve usulsüzlüklerin başka adlarla kılıf aranarak devam ettirilmesine yönelik bir arayış olarak karşımıza çıkıyor. 2021 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun milyarlarca liralık yolsuzluğa uğratıldığının ortaya çıkmasıyla birçok üst düzey yöneticinin görevden alınması, hatta tıbbi cihaz dairesi başta olmak üzere ilaç ve genel sağlıkla ilgili dairelerde 3 büyük hastanede 7 müfettişin yürüttüğü soruşturmanın da akıbeti nedense kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Bu soruşturmanın akıbeti ne durumdadır? Sonuçlanmış mıdır? Sonuçlanmamış mıdır? Sonuçlanmışsa ne şekilde sonuçlanmıştır? Böylesi büyük bir yolsuzluk soruşturması önümüzde dururken özerk yapısının bozulmaması için şeffaflığa daha çok önem verilmesi gereken Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yolsuzlukların ve ihalelerin şeffaflığının ortadan kaldırılmasının önünü açacak sağlık market uygulamasına entegre edilmesi de kabul edilemez bir durumdur.